Herkese merhaba hanımlar sevgili hanımlar bugün elimde gördüğünüz bu cici modeli size anlatmaya çalışacağım modelin yapılışını göstermeye çalışacağım bakın sevgili hanımlar ben sizler için bir parça örnek çıkardım örneğimi çıkarmadan önce şöyle 5-6 sıra lastik yaptım daha sonra örneğimizi kurdum zaten örneğimizin kurulumu beyaz örgüden sonra devam edeceği için bakın beyaz örgüden sonra şurada da göstereyim bir sıra beyaz örgü ördükten sonra örneğimizi kurduğumuz için tam bu beyaz yerde sizinle birlikte yapalım diye örgümü bıraktım. Bir sıra altta yeşille yapıldığı için şimdi sırada bordomuz var. Bordo'yla size örneğimizin nasıl kurulduğunu göstereceğim. Örneğimizi kurarken bakın ilk ilmeği boş alıyoruz. ikinci ilmeği boş alıyoruz. boşalıyoruz boş alıyoruz ve dördüncüyü boş alıyoruz. Yani beyaz iplikle 4 tane ilmeğimizi boş alıyoruz örmeden. Daha sonra bakın yeşil ipliğimi alıyorum. Pardon yeşil değil bordo'daydı sıra. Karıştırıyorum. Bordo ipliğimi alıyorum ve 1 2 3 4 5 6 tane bordo örüyorum. Bakın yeşil beyazların 4 tanesini örmeden boşaldık. 6 tane bordoyu düz olarak ördük. Şimdi 1 2 3 4 tane beyazı tekrar boş aldım. Bordo ipliğimi aldım. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın 6 tane bordo ile ördüm. Tekrar 1, 2, 3, 4 taneyi boş alıyorum. Kalan 6 ilmeğimizi de bordo ile örelim. 3, 4, 5, 6. Bakın ilk ilmeğimi boş aldım. Bordo ile olan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bir tanesini de boşa almıştık. 6. İpimi öne alıyorum. Bakın beyazlarımı tekrar boşalıyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi arkaya atıyorum. 6 tane bordomu bakın haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimi öne alıyorum beyazlarımı alıyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi arkaya atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bordomu örüyorum. Tekrar ipimi alıyorum. Bakın tekrar 4 tane beyazımı örmeden şişimi alıp örgümü bu sefer çeviriyorum. ikinci sıramız bu şekilde. Şimdi de ilk ilmeğimi boş aldım. Her zamanki gibi bir tane ilmeğimi ördüm. Bakın iki tane sağdaki şişime beyaz olan ipliğimden ilmeğimden aldım. Kalan iki ilmeğimi ve bir tane de bordo ilmeğimi yani toplam üç tane ilmeğimi şişten çıkarıyorum bakın. Çıkardıktan sonra bakın beyaz ilmeklerimi sol şişime alıyorum. Bordo ilmeğimi de sağ şişimin yardımıyla sol şişime aktarıyorum. Bakın. Şimdi devam ediyorum. Bordoyu örüyorum. 1 Beyazı örüyorum. 2 Beyazı örüyorum. 3 Kalan bordomuzu boş geçiyorum. 4 tanesini boş geçiyorum. Bakın kalan tek bir mu da bu şekilde 2 ilmeğimi sağ şişime alarak tekrar sola aktarıyorum. Bir tane beyazı örüyorum. ikinci beyazı örüyorum. Bordoyu örüyorum. Bakın kalan 2 beyaz ve 1 bordomu bu şekilde sol tarafa aktarıyorum ve örgüme devam ediyorum bakın ortada iki tane bordo oldu beyazlar ikişer ikişer yanlara ayrıldı bakın iki beyaz burada iki beyaz burada iki bordomuz da ortada onları da ördük geçtik şimdi bir iki üç dört tane bordo aldım tekrar bakın bu şekilde Bir bordoyu iki beyazın arkasına verdim. Şimdi 2 3 Şimdi bakın bordoyu arkadan sağ şişimle aldım. Beyazları sola aldım ve bordoyu bu tarafa geçirdim. Örerek devam ediyorum bakın. 1 2 3 4 kalan bir tane ilmeğimi de beyazla örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Bakın arka kısımlarda beyazlı olduğunda tamamen ters örüyoruz hiçbir işlem yapmadan. Hepsini ters öreceğim. Sıranın başına kadar. Ve sıranın sonuna geldim. Tamamlıyorum beyaz ipliğimle. Şimdi diğer rengimize geçiş yapacağız. Bordo'lu kısmı tamamladık. Şimdi bir tane de maviliyle yapalım. Evet, mavi ipliğimizle başlıyoruz bakın. 1 mavi 2 3 4 5 mavi. 1 2 3 4 beyazı boş aldım. 1 mavi 2 3 4 5 6 mavi. 1 2 3 4 taneyi boş aldım. Bakın başta 5 almıştık. 5 ee, tane mavi aldık ama girişlerde 5 tane oluyor. Şaşırmayalım. Diğer taraflarda 6'şar tane olacak. 2 4 6 evet. 4 tane beyazımızı aldık. Şimdi 6 tane mavi öreceğiz. 1 2 3 6 Bakın kalan 4 tane pardon 5 tane beyazımı da boş alıyorum. Örgümü çeviriyorum. Tekrar bunları 1 2 3 4 5 tane beyazımı alıyorum. Bakın mavi ipliğimi arkaya atıyorum ve 6 tane mavi ipliğimi haroşa örüyorum. 2 3 4 5 6 İpimi öne atıyorum. 1 2 3 4 tane beyazımı boşalıyorum. İpi arkaya atıyorum. 1 2 3 4 5 6 İpimi öne alıyorum. 1 2 3 4 tane boşalıyorum beyazdan. Kalan mavileri de haroşa örüyorum. 2 3 4 5 Beyaz ipliğimi alıyorum. Bakın beyaz ipliğime geçiyorum. Bir tane örüyorum. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum dördüncüyü örüyorum. Bakın son mavi ilmeğim kaldı. Son mavi ilmeğimi de son mavi ilmeğimi bakın iki beyazımı sağlıyorum. Mavi ilmeğimi sola tekrar geriye veriyorum ve devam ediyorum. Bir, iki, mavi de örüyorum. Üç. Şimdi burada iki beyazım kaldı. Arkadan bir tane mavi ilmeği alıyorum ve beyazları soldan geçirdikten sonra tekrar maviyi şişime geçiriyorum ve beyazla devam ediyorum. 1 2 3 1 2 3 4 Bir mavi kaldı. Bakın maviyi bu şekilde sol tarafa geçirdikten sonra örüyorum. 1 2 3 Diğer maviyi de bakın bu taraftan da bir mavi alacağız. Şimdi beyazların önüne geçiriyorum. Evet onu da örüyorum. Bakın. Düz örgü 1 2 3 Mavileri örüyorum bir tane kalana kadar. Kalan bir taneyi de bakın bu tarafa aktarıyorum. Evet şişimizin sonuna geldik. Örneğimizi kurduk. Şimdi arka sıradayız. Arka sırayı örerken beyazla tamamen ters örüp geçiyoruz. Şimdi diğer rengimizle örneğimizi kuracağız. Diğer rengimiz pembe. Sırada pembe var. Bir sırada pembe ile yapalım. Örneğimizi tam anlamış olalım. Evet, beyazlık kısmı sonuna kadar ördüm. Bakın. Şimdi pembe ile yapacağız örneğimizi. Şimdi Bakın bir alt sırada mavi ile yaptığımız için şimdi beyazları boş alacağız. 1 2 3 4 tane beyazı boş aldım. Bakın. 6 tane 2 4 6 tane pembe öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 Şimdi 1 2 3 4 tane beyazı boş aldım. 6 tane pembe öreceğim. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 tane beyazı boş aldım. Kalan ilmeklerimi pembeyle öreceğim. Evet, pembeli kısmında ilk sırasını tamamladık. Evet, ilk ilmeğimi boş aldım. Haroşa örüyorum. 3 4 5 6. İpimi öne alıyorum. Bakın 1 2 3 4 tane beyazımı yine boş alıyorum. İpim arkada. 1 2 3 4 5 6 ipim önde 1 2 3 4 tane beyazımı aldım 6 tane pembeyi haroşa öreceğim 2 3 4 5 6 ipim önde 1 2 3 4 tane beyazımı boş aldım örgümüz gerçekten çok güzel çıtı pıtı çok güzel bir model ben bunu birkaç renkle yaptım ama siz isterseniz sadece iki renk de kullanabilirsiniz. Ben e, bakın pembe, yeşil, bordo, mavi olarak üç renk koydum. İki renk de koyabilirsiniz. Dönüşümlü yapabilirsiniz. Bir tane beyazı öreceğim. Yani başlarda boş alıyoruz da. Bir, ikinciyi de ördüm. Bakın şimdi yine iki tane beyazımız var. Şu pembeyi beyazın arkasından ön tarafına geçireceğiz bakın ve örerek devam edeceğiz 1 2 3 1 2 3 4 tane pembeyi örüyorum bir pembe kaldı bakın o pembeyi de arka taraftan bu şekilde 2 beyazın soluna aldım örüyorum 3. Şimdi bu taraftan bir pembeyi sağ tarafa alıyorum ve örerek devam ediyorum. 4 tane pembe öreceğim. Bir tane kalınca onu da sol tarafa aktaracağız. Evet. Bu şekilde. Hanımlar umarım modelimizi güzelce anlatabilmişimdir. Siz de güzelce anlayabilmişsinizdir. Bakın burayı da bu şekilde yapıyoruz. Ve beyazla sonuna kadar örüyoruz. Arka tarafı da bir sıra beyaz ördükten sonra yeşille örneğimizi kuruyoruz. Bakın örgümüz bu şekilde çıktı. Şimdi arka sırayı da beyazla öreceğiz ve yeşil rengi geçeceğiz. Hanımlar örgümüz bu kadar. İnşallah dediğim gibi güzelce anlatabilmişimdir siz de güzelce bunlarla güzel güzel bebek modelleri yaparsınız. Bebek yelekleri, hırkaları, şapkaları her yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Özellikle bebek battaniyelerinde çok şık duruyor bu. Arka tarafına ince bir pazenden astar yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Bugünlük de bu kadar hanımlar. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.